Evet, şimdi biliyorsunuz geçen gün bir araştırma yapıldı. Türkiye dünyada en sinirli ikinci ülke seçildi. Yok. Ne diyorlar ya? Öyle bir şey yok. Nerede sinirli bizim? Şimdi böyle öfke problemi olan bir arkadaşın skecini izleyeceğiz. Yani çevrenizde böyle tanıdığınız çok hızlı öfkelenen, saçma şeylere öfkelenen biri var mı? Bütün dört ağa elleri kaldırdı. Böyle bir şey yok. Hepinizin öfke problemi mi var? Hangisinin? İsmin ne? Ateş. Zaten öfke. Ateş mi ismin? Evet. Öfkeli bir çocuk musun? Evet. Neye sinirlenirsin? Her şeye. En son neye sinirlendin? Yılmaz abinin gittiğine. Niye? Niye sinirlendin Yılmaz abinin gittiğine? Niye gitti? Benim gelmeme sinirlendin mi? Hayır. Senin sinirin bana mı oğlum? Hayır. Ama sabahtan beri bana gibi oradan bağırıyor. Olsun. Sinirlenince ne yapıyorsun? Şimdi okuldaydım. Sinirlenmiştim. Ben de sandalyeye tekme atmıştım. En son. Oğlum. Sandalye de kırıldı. Beden dersindeydi. Neler yaşanıyor oğlum? Ve bunu daha yeni öğreniyor ailen. Ailen şu an mı öğrendi? Evet. Ben bir tane öğretmenle konuşmak istiyorum. Var mı orada? Yok. Yok mu? Teşekkür ederiz Ateşciğim. Evet, şimdi işte bu öfke problemi olan bir gencin hikayesini izleyeceğiz. Sinir Harbi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Karar verebildiniz mi beyefendi? Yok ya, yani daha yeni yemek yedim ama aç gibiyim de. Yoksa bir şey mi içsem bir karar veremedim ya. Tabii çok zor bir karar, haklısınız. İsterseniz ailenize de danışın. Sinirlenmeyeceğim birader. Tamam, yemekler ne tarafta? Yemekler bir arka sayfada, eyvallah. Ondan sonraki sayfada da tatlılar var. Ah! Ah, çok pardon. Ben spoiler verdim, özür dilerim. Ne spoiler'ı birader? Ne anlatıyorsun ya? Ya kardeşim iki saattir menüye dönmem bakıyorsun ya. Oğlum ben müşteri değil miyim? İster bakarım, ister söylerim. Sana ne kardeşim? Sana hesap mı vereceğiz ya? Hesap vermeyeceksin. Önce sipariş vereceksin, sonra hesap vereceksin ama... sipariş vermediğin için hesap da veremiyorsun. Ortada ne sipariş var, ne hesap. Oğlum sen niye yükseliyorsun bana? Ayrıca bu nasıl menü lan? Fiyatlar yazmıyor bunda. Fiyatlar her gün yükseldiği için menüye fiyat yazmıyoruz. Menü de benim, fiyat da benim. Buyurun. Tamam lan ben de müşteriyim. Söylemiyorum. Aha bu da burada nasıl duruyor. Oturuyorum nereye lan burada. Söylemiyorum oğlum. Söylemiyorsun. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Hayırdır lan. Hayırdır lan sen. Söylemiyorum lan. Durun. Siz kardeşsiniz. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Nikah mı basıyorsun? Siz kardeşsiniz diye kavga mı ayrıldı? Ne yapıyorsun? Oğlum, hepimiz dünya kardeşi değil miyiz? Ya ne? Ben bunda kardeş kardeş olmam lan. Kardeş var. Oğlum Semih. Oğlum, bana gel. Terk git lan. Kafenin ortasında. Kafenin ortasında. Sen ne yapıyorsun lan bana? Oğlum kavgaya ayrılır. Tamam. Oğlum dur. Dur. Oğlum. Dur. Dur. Bir dakika. Dur. Geç. Elledi mi sana? İkinizin de niyeti kötü. Oğlum bak sen... Sen niye böyle kötü yapıyorsun? Adam bana tatlıyor lan. Ya, bana patlıyor lan adam. Ya, tamam. Bir dakika. Gel buraya dur ya. Bir dakika. Beyler burası kafe. Ne gerdin oğlum? Bizi de ne gerdin ya? Hakikaten ya. Bir gerdi beni. Ya tamam dur. Kardeşim sen de bize bir iki çay getir hadi ya. Çay mı? Çay mı? Arkadaşın sabahtan beri bön bön menüye baktı. Çay mı? İşte... Ama... Olmaz öyle. İşletmede sinir olmaz. Yarası. Üstümüze patlayacak. Çık. Balon balığı gibi ya. Bak ya. Sinirlenince şişiyor ya onlar da. Vallahi öyle. Sinirlerimi zıplattı herif ya. Ya oğlum senin de sinirlerin pilates topu gibi zıplayacak yer arıyor ya. Ne alakası? Yapma Allah aşkına. Türkiye'nin böyle sinirdeki sıralamasını sen yükseltiyorsun resmen ya. Ne sıralaması? Ne anlatıyorsun ya? Kanka öyle bir haber çıktı. Bilmiyor musun? Ne haberi? Türkiye sinir sıralamasında ikinci olmuş. Harbi mi? Birinci kim? Lübnan. İyi, Amerika'ya koymuşuz orada. Amerika yok ki oğlum. Harbi mi? Ha. Kimler var? İşte Ürdün, Sri Lanka, Mali falan var. Mali ne lan? Oğlum Mali neye sinirlenebilir ki bu hayatta ya? Mali sen kimsin, neye sinirleniyorsun ya? Dur bir sakin ol. Ben senin sinirini nasıl çözeceğimizi buldum. Nasıl çözeceğiz? Senin hayatında love yok. Love yok. Desene oğlum nöbet cezaneden gidip alalım love be. Öyle bir şey değil oğlum. Bak birazdan Aysun gelecek. Yanında da bir arkadaşı. Oğlum
ne yapıyorsun Allah hadi aşkına? Hadi zındık ya. Hadi ya, ne istiyorsun hadi? Yalan titriyor bak hadi sıkısı hakikaten. Oğlum yapma be, iyice sinirleri... Ne yapıyorsun lan manyak? Sen beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun? Sakinleştirmeye mi geldin birader? Manyak mısın? Oğlum saçmalama, keskin ediyorum. Yanında da arkadaş. Seni tanıştıracağım lan işte. Abicim bırak tanıştıracağım falan. İnternet mi satıyoruz, yanında arkadaşı geliyor. Ben indirim mi yapayım? Ne yapayım lan bunları? Ne alakası var? Daha ne yapacağız? Yok baba, lisede miyiz ya? Geç o işleri. Çöp çatanlık falan. Yok, oğlum abicim, saçmalama kız. Ben istemiyorum kız mı? Çağırın derdi. Çağırın geliyor oğlum. Hadi, manyak hadi, mısın hadi, sen hadi, ya? Hadi abi. Aşkım. Sen nereye gidiyorsun? Kız bu mu? Bu mu? O. Dinçer ben. Memnun oldum. Ben de Pamuk. Pamuk, Adanalı mıyız? Yo. Allah Allah. Beyaz da değiliz. Annemler beyaz beklemiş. Siz tanıştınız ama ben formaliteden de olsa tanıştırayım. Semih'in arkadaşı Dinçer, benimle hiçbir alakası yok. Tekrar memnun oldum. Aysun senden çok bahsetti. Çok bahsetmedim. Yalan atıyor. Semih zorladı. Semih de senden çok bahsetti. Öyle mi? Ne dedi? Kız dedi. İyi kız da dedim ya burada. İyi, dedim. İyi kız dedim burada. Yaptım burada ama değil mi? Çok iyi kızdır dedi. Yani estağfurullah. Mütemadiyen öylesindir. Bil mukabele. Eyvallah. Berhudar ol. Allah razı olsun. Aşkım bunlar neden Orhan Baba'yla Sıla yolda karşılaşmış gibi flörtleşiyorlar? Uzun süredir flört olmayınca demek ki hayatım. Acaba burada mı devam etsin? Aa, tabii ki. Çok özür dilerim. Salak kafam, buyurun. Bak, nasıl kas, nasıl kas? Şöyle yapayım. Ben tutayım, siz oturun, buyurun. Çok mersi. Süper. Ya ne kadar tatlı, ne kadar neşeli arkadaşların var. Öyleyiz. Neşe, ben... İnanır mısınız? Sinirli insanlara ayar oluyorum. Allah belanı versin. 2012'de bıraktım ben siniri. Sinirli insanı görünce ağzını burnunu kırasım geliyor benim. Yani o zaman öyleydi. Artık bıraktım. Gerçekten. Kızı görünce gitti sinir falan. Kardeşim Pamuk beni pamuk gibi yaptı. Allah belanı versin ya. Sana ne dedi oğlum? Bak siniri de sevmiyormuş bitti zaten. Bitti baba. Sinir minir bitti bundan sonra. Love. Benimle. Yok. Love. Sinir yok artık. Aşkım ne yaptınız? Sipariş verdiniz mi? Çay söyledik yavrum. Ya sipariş verdik de istersen başka mekana geçelim mi ya? Buranın garsonu bir gıcık, bir garip bir tip ya. Ya öyle demeyin ya. Ben üzülüyorum garsonlara. Yani onların işi çok zor. Gelen tersliyor, giden tersliyor. Ya ben bir yerde şöyle bir şey okudum. Bir insanın kişiliği garsonlara nasıl davrandığından belli olurmuş. Ben de aynısını okudum biliyor musun? Ya. Ben de aynısını okudum. Vallahi. Kardeşim sen neredesin kurban olduğum ya? Neredesin sen? Ver. Yorulma sen. Rabbim keşke burası self servis olaydı da biz gideydik alaydık kardeşim. Kardeşim benim, sen yorulma. Buyur çay. Ben şeker kullanmam kardeşim. Bunu da buraya bıraktım, haberin ola. Buyur. Limon var mı? Oğlum abartma lan. Afiyet olsun. Ulan şurada kıza şov yapacağım diye beni işimden ettin be. Uzatma lan, al siparişini git. Hangisi seninki, ortadaki mi? Yok, onun yanındaki. Sağdaki mi? Oğlum o Semih lan. Soldaki sana bakmaz ki. Ya sana ne kardeşim, al siparişini git ya. Geç. Hanımlar siz ne arzu edersiniz? Yani arzu etmek demeyelim ama ben bir çay alırım. Çay? Evet. Dümdüz, basit. Tamam, dümdüz olmasın. Ben bir açık çay alırım. Açık çay. Ben de bir Melisa çayı alırım. Sinire birebir. Öyle. Sen de çay al, o da çay alsın, o da çay alsın. Biz bu kahve makinesini boşuna aldık zaten. Yani size de biz sipariş beğendiremiyoruz beyefendi. Benim kadar kafana taş düşsün. Ah. Ama öyle bedduamız altında biz de kalırız. Hacim büyük. Hacim büyük. Ay ne kadar sinirli, ne kadar gergin ya. Bünyesine zarar bu kadar sinir. Tabii hayatında aşk yoksa demek ki. Öyle mi diyorsun? Ben bir şey demedim, Allah söyletti galiba. Bu iş oldu, haberin olsun. Emin aynen. Olma, Dinçer'in gerzek yüzünü görmedim. Gerzek merzek değil mi çocuğa? Ya ne olacak? Kim o kanki? Sorun yok ya ev sahibi. Ben onu sonra şey yaparım, ararım ya. Vallahi. Ya bu devirde kira çok zor ya. Değil mi? Sen de mi kiradasın? Yok, ben Yalı'da oturuyorum. Küçük Yalı mı? Yok, bizim Yalı bayağı büyük. Hangi Yalı lan? Şarkıcı Yalı mı? Ha, Yalı küçücüğü. Oğlum manyak mısın ya? Yalın demiyor, Yalı diyor. Yalı. Ay, pamukların Yalısını görseniz çok güzel, deniz manzaralı. Ya.
Yani zaten yalı deniz manzaralı oluyor ya. Denizin dibinde yalı... Ben ne bileyim işte yalı nasıl öptür bilemedim. Ya o kadar abartmayalım yani. Babamlar zamanında almış işte. Al işte. Milletin babası neler yapıyor. Bizimki de darla da it taşlasın. Darla mı? Ha, insan bir artı bir bırakmaz mı çocuğuna ya? Düşünmez mi? Hiç düşünmemiş bak. Dinçer, sen babana biraz sinirlendin sanki. Hayır canım, niye sinirliyim? Ben asla sinir yok bende. Yok yok, sinirlenmeyin. Bakın ben geçen hafta Tibet'e gittim. Orada bir kampa girdim. Bir Camping. Keşiş var. Camping. Evet, Tibet'te müthiş bir keşiş. Nefes egzersizleri öğretti bize. Sinirlendin, gerildin. Derin bir nefes alıyorsun, ona kadar sayıyorsun. Hiçbir şeyin kalmıyor. Harika ya. Denesene. Ben... Gerek yok, ben sinirliyim ki şu an. Dene bak, nasıl iyi gelecek. Öyle mi diyorsun? Dene, dene, dene. Yani kapatıyoruz, ona kadar sayıyoruz. Nefes al, ona kadar say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz... Ne yapıyor bu? Saymayı mı öğreniyor? Ananın... Al şunları dağıt lan. Kardeşim, dağıtırım. Keşke biz gideydik kardeşim. Melisa çayı şöyle almayalım. Aman dikkat abi. Hop kardeşim, buraya park edemezsin. Buraya mal gelecek. Sen burada olduğuna göre park edebilirim o zaman. Sen bana ne demek istiyorsun lan? Ben sana mal demek istemiyorum. Aa, ne kadar açık sözlü bir adam. Ortam bir gerildi mi ya? Kalksak mı acaba? Biz kalkalım. Kalkmaya gerek yok. Ben hallederim ya, Allah Allah. Daha başında mıyız yani? Beyefendi, beyefendi. Neden böyle konuşuyorsunuz garson beyle şu anda? Belki kırılıyor. Bakın, bir keşişin şeyi Tibet'te diyordu ki kendisi, ona kadar sayan insanlar garsonlardan kötü davranan insanların karakteri, değil mi? Karakterlerinde sorun var. Ne anlatıyorsun sen göt? Ah, gerçekten çok dürüst bir adam ya. Demek ki sadece garsonlara da değil. Gel kardeşim sen. Abi diyorum ki, evet. Beyefendi belki kırılıyordur sizin bu söylediklerinizden diyorum. O dua ben. Etsin, ben onun kafasını kırmıyorum. Gel kır lan. Tamam. Buradayım. Tamam. Benim kafamı kırın! Tamam. Tamam, bir sakin ol ya. Bak insanlar konuşarak, konuşarak anlaşabilirsiniz. Konuşarak biz anlaşalım. Ne yapıyoruz burada? Ha? Konuşalım. Ha? Biz konuşmuyor muyuz? Bak. Ha? Duymuyor musun? Sağır mısın? Yapma. Bana ne? Kız varsa yapma sana, bana mı? Ha? Tamam, konuşuyoruz yapma ya burada. Hakikaten lan sen hayırdır lan? Ha? Abici. Biz belki iki medeni insan gibi kavga edeceğiz. Tamam. Beni dönün, dur! Çık ya. Abi, sen bu dandalağın kusuruna bakma. Sen de kusura bakma. İki hastalığıyla kavga edecektik, bozdu ya. Hiç. Abi gel, ben sana bir kahve ısmarlayayım, ortalık sakinleşsin. Çay olsa daha iyi olur aslında. Çay mı? Tamam abi, gel. Sen de çay iç, o da çay içsin. Babam da çay içsin, dedem de çay içsin. Biz de bu kahve makinesine takıyoruz. Ben... Çok gergin herkes. Bana patladı olay ya. Bence sen de biraz gerildin. Aa, hayır, asla. Yok, yok. Bence de gerilmedi. Hatta yani bunca yıldır yoga hocasıyım. Senin kadar sinirine hakim olan çok az insan gördüm. Teşekkür ederim. Madem yoga hocasısın, o zaman Aysel'e öğret yoga. Ben de yoga eğitmeniyim yalnız. Vallahi. Evet. O zaman Semih'e yoga öğret. Ben de yoga eğitmeniyim kanki. Oğlum herkes yoga öğretmeni ise kim lan, kime eğiteceksiniz siz? Niye her yoga yapan yoga eğitmeni oluyor ya? Aa, sen biraz sinirlendin mi? Hayır asla. Bir, iki, üç, beş, yedi. Kim kanka, ev sahibi mi? Yok, bu daha kötü, patron. Ben sonra şey yaparım ya, hallederim onu. Pazar gününe mi çalışıyorsun? Bizim iş 7/24 böyle çok yoğun geçiyor. Sizin iş? Plastik top. Ama yani çeşit çeşit plastik top şey yapıyoruz. Hatta sizin yalıya birer tane top göndereyim ben, plastik. Vallahi. Olur. Ama bence aç, çünkü çok ısrarla arıyor gibi geldi bana. Bence de aç yani. Bugün pazar, anlayışla karşılar. Yani. Bence de aç kanka, ne olacak ya? Madem üç tane yoga eğitmeni aç diyor. Açalım. Kanka 2,5 gibi düşün, benim online eğitim. Vallahi. Tamam, açalım. Necip Bey merhabalar, iyi pazarlar. Bugün... Ama pazar günü neyin? Biz plastik top satıyoruz. Neyin aciliyeti olabilir bu kadar? Pazar kurul. Tamam da ben de tatildeydim pazar. Necip Bey, sövmenize gerek yok. Ben size ters konuşmadım. Tamam da ben ters bir şey söyleyeyim. Necip Bey, bak hala sövüyor, hala sövüyorsunuz. Hala sövüyorsunuz. Ulan o topların hepsinin havasını alır. Tek tek sana monte ederim Necip. Ben istifa ediyorum lan. Ben istifa... Ulan senin ben... Ulan senin ben... Oğlum benim telefonumu niye attın lan? Kanka benimkinin taksidi bitmedi, kıyamadım lan, kusura bakma. Oğlum benimkini de bitmedi ya. Tamam lan, ben o taksitleri ben ödeyeceğim. Çizilmiş, taksidi ben ödeyeceğim. Faturamı da ödeyeceksin mi? Vallahi ödeyeceğim, vallahi taksidi ben ödeyeceğim, söz.
Ay, taksit ne demek? Hani kredi kartından alışveriş yapıyoruz da sonra ödüyoruz ya, taksit o kredi kartını sonradan ödemek. Hani. Kredi kartını ödüyor muyuz? Siktir et, bu kız sana göre değil. Gel, vallahi gel. Bugün neşemi hiçbir şey bozamaz. Çok neşeliyim. Ama sanki biraz sinirlendim gibi. Hayır, çok iyi geldi. Bakın bir, iki. Dinçer'cim, buradaymışsın. Ben de seni arıyordum. O kim lan? Ev sahibim. Yavşak Bey. Aman Ahmet Bey. Ahmet Bey merhabalar. Merhaba canım. Nasılsınız? Merhaba. Sağ olasın. Arkadaşlarınlaymışsın ama. Ha, oturuyorduk merhaba. Hep beraber. Ahmet. Çok tatlı bir adam. Biz şöyle geçelim isterseniz. Hayır. Dinçerimizden gizli saklısı yoktu. Burada buluşalım. Biz şöyle geçelim. Fıçıverim bayağı. Lazım ya. Buyurun. Buyurun Ahmet Bey. Aradınız. Ben şarjdaydı telefon. Evet Dinçer'cim, lafı fazla uzatmayın. Zamanı geldi. Neyin zamanı? Zamanı değil, zam anı geldi yani. Yeni yıl geldi ya, zam anı geldi. Zam yapmamız lazım eve. Evet, zamanı diyor. Kaça kadar saymam lazım lan? Ona kadar yardım. Yani herkes %25 zam yapalım diyor. Yani devlet de öyle söylüyor ama bence çok saçma. Yani ben hiç bunu tasvip etmiyorum. Yani şöyle ki, senin kimlik kiran 5.000 ya. Biz bunu düz 6 yapalım diyor. Allah'a mı? Ha. Ya kurban olurum, çok sağ olun. Çok geriliyordum ya. 6.000 çok iyi ya. Bu %25 bile değil. Evet, %25 değil. %225. 6.000 dolar. 6.000 dolar mı? Ha. Ama 6.000 dolar... Ama 6.000 dolar çok değil. 6.000 dolar bir. Çok olmaz mı? 1, 2, 3. 1, 2, 3 değil bak. 1, 2, 3 değil. 1, 2, 3.000 dolar değil. 6, 7, 8. 7, 8 bin dolar olur. 9 fazla oğlum, şimdi. Dinçer şey gitme. Sen çıktıkça adam da çıkıyor. Dur oğlum. Şey yapma fazla. Ama bunun şeyi var. Hak, hukuk, adalet var burada. Yapamazsınız ki 6.000 dolar yani durduk yere. Ya Dinçer'cim, ben de yapmak ister miyim ya? Ev sahipleri çok zor durumda. Nasıl ya? Evim kentsel dönüşüme girecek Dinçer. Kentsel dönüşümden sonra belki daha iyi, daha güzel bir evim olacak. Ancak ben o sırada neyle yiyeceğim? Senden aldığım parayla yeni bir eve çıkayım diyorum. Mutlu, sıcak bir yuva Dinçer. Anlıyor musun beni Dinçer? Anlıyor musun? Kirayı o yüzden 6.000 dolar yaptım. Bir de 6.000 dolara nerede oturacaksınız ki? Miami. Miami çok güzel. Evet, evet. Sibelcan'la komşu olacağız. Ama 6.000 çok efendim. Bakın anlaşalım, daha bir düşürelim şunu. 6.000 olmasın ya. Yok canım. Ben Sibelcan'ımla komşu olmaya gidiyorum. 6.000 dolar. Unutma bak. 6 ama. 6.000 dolar. 6.000 dolar. 6 ben ödeyemem ki. İşten kovdular beni az önce. 6 çok. 6 senin. 6. 6 çok. 6 çok. Ne oluyor? Diçerimizin gözünü yok. Nerede kovdun? Allah kahretsin bu masayı. Altı çok. Bir düş be. Altı çok. Ana, tam düşünce gözümün seyirmesi gitmişti, geri geldi bak. Geri geldi bak. Altı çok lan. Yavrum ne gözü? Altı çok. Götü başı her yeri seyiriyor çocuğum. Gel böyle otur. Allah belan versin altı çok. Al Melisa çayı iç bak. İyi gelir. Melisa iç. Melisa. İyi geldin. Ne oldu? Kaç derece lan bu? Kaç derece bu? Tamam sakin ol. Derin bir nefes al. Saymaya başla, olur mu? Saymaya başla. Evet, derin tamam. Nefes al, saymaya başla. Sakinliyorsun. İşten kovulduk. 6.000 lira dedi. Derin nefes, sakinleştireceksin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Derin nefes. Bir. Bütün patronlar cimridir. İki. Ev sahibim yavşağın teki. Üç. Allah'ın faturaları ödemek çok güç. 4. Kapat doğalgazı. Kapat doğalgazı, yorganı ört. 5. Bu şekilde ilerleyemeyiz. 6. Market fiyatları canları yaktı. 7. Taksiler ömrümüzü yedi. 8. Biz artık fakiriz. 9. Biz artık yokuz. 10. Ulan ben böyle hayatın gelmişini, geçmişini, soyunu, sopunu... Bu da son. Son bu da. Oh! Oh. Bak saydım, bir rahatladım. Sen saymadın, saydırdın lan. Rahatladım ama. Yani gerçekten senin içinden başka bir şey çıktı ama sen böyle her şeye sinirleneceksen olmaz. Ya ben hayatta sinirlenen biri değilim. Ya sen, pardon da Pamuk Hanım, siz zaten sinirlenmezsiniz ya. Ulan ben de kredi kartı ödeniyor muyu bilmesem, ben de Tibet'e gitsem, benim de bilmem bir yerde yazdıklarım olsa, ben de senin gibi o cam fanusun içinde yaşasam, ben de hayatta hiçbir şey sinirlenmem yani.
Ya siz zenginlerin bizim hiç derdimiz yok mu zannediyorsunuz ya? Ne derdin var? Şey var. Yok. Ben söyleyeyim mi? Siz zenginlerin tek derdi ne biliyor musunuz? Biz fakirler. Ben burada bir dakika daha fazla kalmak istemiyorum. Kendime araç çağırıyorum ve gidiyorum. Ha, gelir o araç. Bak araç çağırıyorum. Çağır sen taksiyi. O taksi uygulamadan gelmeyince ben göreceğim kardeşim. Sinirleniyor musun, sinirlenmiyor musun? Hanımım, aracımız kapıda hazır efendim. Hanımım ne lan? Hanımım ne oğlum? Kızım bayağı uzak şoförü varmış ha. Oğlum kız zengin. Eve mi gideceğiz? Ya. Hayır, Hawaii'ye yazlığa gidip düşünmek istiyorum. Amerika'ya sür. La kardeş, ben Amerika'ya nasıl süreyim ya? Ya bunlara da hava uç biliyor musun? Arada okyanus var aminim ya. Ben oradan oraya nasıl gideyim? Oldu olacak. Oradan sular nereye gidelim ya? Her yere su, her yere su. Boş ver be kardeşim. O kız da sana gelmezdi zaten. Ayrı hayatlar. Ayrı insanlar. Oğlum dur başlama Allah aşkına ya, Allah Allah. Yani kız da kaçtı ama kaçacağı belliydi canım benim. Ben zaten sizin birbirinize ne kadar uyumsuz olduğunuzu göstermek için çağırdım. Sağ ol ya, sağ ol. Harbiden senin yüzünden oldu ya, sağ ol ya. Ya tamam oğlum, didişmeyin. Hadi hesabı isteyelim gidelim. Pardon, hesabı alabilir miyiz? Nerede bu balon? Ver birader, ver birader. Muhatap olma benimle de, ver şunu. Ver. O ne lan? Ne lan bu? Oğlum biz 4 tane çay içtik lan. Evet ama biri Melisa'ydı. Oğlum biri Melisa da ben Acun muyum? Onun parasını nasıl karşılayayım? Öyle, hayır. Öyle. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Alkışlarla zile gidiyor. Gerçek ya Cenan, burada ne oldu ya? Abi masa kapandı ya. Masa kapandı, bir de şeyi atmış filan. İyisin yani. He. Ben oyun mu dedim başta? Yok dedim, öyle bir şey yoktu yani. Yoktu. Dedim bu kadar iyi de oynanmaz. Bayağı böyle bir... Ama sen oynardın da be. Eyvallah. Bir şey yok değil mi elinde falan? İyisin. Yok, bu yok artık. Kırıldı. Oynadım. Yok ya, hiçbir sıkıntı yok. Ya bir şey olmadığını şeyleri anlıyorum. Adisyonla Hacı'yı vurdum bayağı. Ama nasıl zaten ıskalayabilir ki Hacı'yı? O zaten Hacı'yı atmak istememişti. Evet, skeçe gelince böyle biraz böyle uzundu da, değil mi? Skeç böyle kallaviydi de ama bütün partları da çalıştı. Yani o bütün dörtlü ana karakterler Cenan, Arif, Tuba ve Ebru'nun performansına ayrı bir alkış alalım hakikaten. Çünkü zor da bir skeçti yani. Geldisi, gittisi, dayağı falan. Metin yine sonda geldin. Yani seni ayrıca alkışlamaya hiç gerek yok diye düşünüyorum. Yine bir ev sahibi, küçük bir ev sahibi. Küçük bir ev sahibi. 6000 yani. Dolar kira. Kira. Yani küçük rollerinde yakıştırmaları İyi. Seni İyi. Üzüyor mu, hala mutlu musun? Yok, iyiyim, mutluyum. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla.